Reşat'ın konusuna geçelim. Reşat'ın konusu. Reşat istifa ediyor. İstifasının altında yatan sebepler var tabii ki. Birçok sebep var. Oradaki gruplaşmalardan dem Ayşe'den rahatsız. Ayşe'den rahatsız. Ama bugün Acun abi de ısrarla bu konuyu gündeme getirdiği için konseyde duygu meselesini ben de zaten bunu açmak için sabırsızlanıyordum. Hı hı. Orada bir kırılma noktası var. Bunu konuşamadık bir haftadır. Kafamda düşünüyorum bunu. <laughs> düşün 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 uykularım kaçtı. Eyvah. Uykularım mı kaçtı? Her Şimdi akşamüstü kalkıyorsun ya. Yani. 30 Ocak cumartesi. <laughs> Murat abi sabahı <laughs> kadar sınavlarım ne, var benim. Ne zaman arasam uyuyorsun akşamüstü Sabahları kadar, kadar sınavlarım var benim. Uykuları Final için, dönemi. Bütün öğrenci arkadaşlarıma bütün da selamlarımı iletiyorum. Şu an Türkiye'de bütün üniversite öğrencileri çok sıkıntılı dönem yaşıyor. Final dönemi ha, Murat abi. Sen abi. de yaşadın değil mi? Tabii kadar sınavlarım Burak, var. işte 2-3 gün imtihana kalkıyorsun 30 gün uyuyorsun. Evet. Ya, hala Murat abi zorluyor. Neyse ben güzel bir dosya açıyorum. Dinlersen Aç, Allah olsun. sen de bayına payına düşeni alırsın. Ben içinden... anlamam gerçi senin dosyanı sen Nereden anlayacağım? 30 Ocak Cumartesi günü. <laughs> senin dosyanı anlasam Oxford'u bitirdim. Evet. evet. <laughs> 30 Ocak Cumartesi konsey. Duygu'nun yazıldığı konsey. 10 tane oy çıkıyor Duygu'ya. Bir tek Duygu da Anzade'yi yazıyor. Hem fikir mi herkes? Hem fikir. 31 Ocak, Ocak Pazartesi konseyinde Şöyle bir olay var. Reşat, Yunus Emre, Hanzade, Steven, Ayşe ve Aleyna Poyraz ismini veriyor. Hı hı. Duygu, Baran, Dora ve Poyraz. İkisi Hanzade, ikisi Aleyna diyor. Şimdi arkadaşlar ben size bir soru sormak istiyorum. Burada Poyraz'ın potaya yazılmasındaki fikri ortaya atan kim sizce? Sizce Poyraz bu hareketin içinde var mı? Nasıl yani ben Bununla ilgili zaten... Geçen <laughs> ben aç hayır, hafta... Vekilinizi merak ediyorum. Hayır bir dakika ama ben bununla ilgili net bir yorum yaptım. Poyraz'dan habersiz kimse yazamaz dedi. Dedim ki Duygu Poyraz'a dönüp de şov yapıyorsun dediği an Duygu'nun kalemik Poyraz tarafından kırıldı. Hatta Poyraz'ın yazılması ile ilgili de oradaki hiçbir yarışmacı Poyraz'la Poyraz'dan ön onay almadan Poyraz'ın ismini yazmayı cesaret edemez diye düşünüyorum. Sen ne düşünüyorsun Sema? Ben aynı fikirdeyim. Poyraz Sen bundan ki. haberdardı. Yani ben de Ama bir vardı. de hani ünlüler eleştiriyor Poyraz'ı. Diyorlar ya sanki hiç haberi yokmuş. Öyle Çok korktum bir potadan. Biraz öyle bir tavır takındı. Sen ne düşünüyorsun Murat abi? Poyraz var mı? İsminin yazılacağını biliyor musun? Açık ve net konuşayım mı? Evet. O gönüller takımında Poyraz'dan habersiz sinek uçmaz. Tamam o zaman Poyraz e, ilk stratejik ve kritik hatasını yapmıştır. Eğer ismini bilerek yazdırdı ise orada şu ana kadar o sürece kadar hep Poyraz ismini biz görüyorduk. Ve Poyraz'dan başka alternatif yoktu. Öyle bir ağırlığı vardı ki adada ama o olaydan sonra görüyoruz içine kapanan bir Poyraz var. Performansı da git geldi. Sebebi ne? Poyraz kendi kalesine gol attı. Poyraz bu hamlesiyle adadaki ikinci gücü öğrenmiş oldu. Onun doğru olduğunu biliyor şu an. Sen tek güç olduğunu bildiğin bir yerde İkinciyi öğrenmek ister misin? İstemezsin. Kesinlikle. Neden Ama bir duygu ki? duygu takıntısı yüzünden i̇şte tabii ki. kendisine çok büyük bir gol attı. bunu o an düşündüğünü düşünmüyorum ben. Düşünecek. Nereden düşünsün? Düşünecek. Şimdi ben gireceğim. Birinci onda çıkacağım. Sonra ikinciye söz gelecek. Çok zor. Düşünecek. Ama Semih Bey rica edeceğim. Duygun'un elen, elendikten sonraki benim açıklamalarımı da izlerseniz. Poyraz'ın en kritik hatası olduğunu. Sadece şov yapma, Şov yapma dediği için kalemini kırdığını. Eğer yani, sen bir takımda lidersen bu tarz eleştirilerin kesinlikle olumsuz görmemelisin. Onları söyledin, onları, mi, onları? Evet. söyledin. Tamam o zaman bir dakika. Onları söyledin. Biliyorum da bu söylüyorum. stratejik hataya katılıyor musun? Katılıyorum. Yani. Yani İkinciyi açık eden ya. isim Poyraz o zaman. Tabii ki canım Tabii. çok e zaten büyük şöyle ya, bir ya, şey tamamen... var. Demek ki Furkan dosyayı senden önce açmış. Zaten şöyle bir Oraya durum oldu. Oraya değinmedi de o yüzden. Zaten şöyle bir durum oldu bugün. Acun abi de duyguyla ilgili. Evet. Bir söz söylediği zaman eleştirdi bulunduğu Tabii. zaman hani siz böyle farklı düşünüyorsunuz ama Duygu'yu göndermek için top peki hareket ettiniz dediği zaman kim cevap verdi? Kimse. Önce Poyraz. Önce Poyraz ha, cevap abi, verdi. Kimse Önce dedi de. ki duygu böyle Barışan bir isimdi. Aleyna, Sonra Aleyna bak şimdi bir grubun tarafı Poyraz, genel adamın adanın ve bir de grubun tarafının başı kesinlikle Poyraz. Diğer Ayşe Aleyna grubunun başı da Aleyna. İki grubun başı bugün açıklama yaptılar dediler ki biz duyguyu böyle kötü bir insan böyle problem çıkarıyordu böyle kelimelerini seçemiyordu diye hep birlikte olduk ve bu kızın ismini yazdık dediler Onlar ki, de çok var ama şu pencere de Onlar... var. Şimdi, <laughs> pencere şu farklı bir pencere. Şimdi Poyraz şunu yapmalı. Ben adada tek bir gücüm kardeşim. Herkes benim ağzımın içine bakıyor. Ben bu adada ikinciyi niye ortaya çıkartayım? İkinci bir güç. Hadi bunu Poyraz uyanamadı diyelim. Poyraz'ın hatası. Ama bu operasyonu yapmaya ikna eden belki başka isimler de olabilir. Onlar da merak ediyor olabilir. İkinci kim? Onu da görelim. Bu açıdan da bakalım. Belki Poyraz'ı buraya sürükleyen bir isim var. İki isim var, üç isim var. Bilmiyorum. Şimdi bana sorarsan, bana sorarsan bak. Bir Diğer yaşmacılar da öğrenmek istemez mi? Herkes bekliyor. Reşat'ın istifası da aslında buralara dayanıyor. Ben size söyleyeyim. ikinciliği bekliyordu çünkü adam. Onu da alamayınca Dora çıktı falan filan. Reşat dedi ki, ben dedi uğraşmıyorum. Bak şimdi, Gönüller Adası'ndaki hikaye şöyle oldu. Orada Aleyna ile Ayşe arasında bir arkadaşlık var tamam mı? Biz bu arkadaşları görüyoruz. Aleyna da sanki Ayşe ön plandaymış gibi gözüküyor ama Aleyna'nın işi yönettiğini ben düşünüyorum en azından. Herkes onu uyandı yazdılar zaten potaya falan, Aleyna falan Ve Aleyna biraz da Ayşe'yi kullanarak Gönüller Adası'nda bir tahakküm kurmaya çalıştı. O tarafa gitti, bu tarafa gitti, Sanca yokladı Kay. bak. Emine aldı, Steven'i aldı. Sancakaya eledi. Sancakaya eledi. Dörtlüler çok iyi bir dörtlüler. Ondan sonra nerede takıldılar? Poyraz'a takıldı. Tabii. Poyraz'a hamleyi yaptılar. Poyraz dedi ki ben sizin oyununuza gelmem kardeşim dedi. Çünkü Ali ile istiyor ki onun, onun düdüğü çalsın adada. Olmadı bu. Poyraz da orada bir sırt çevirdi. Bu sefer orada bir gruplar ayrıldı. Gruplar ayrıldıktan sonra Duygu için tekrar göstermelik olarak bence tamamen birleşildi. Şu anda da geldiğimiz nokta şu. Aleyna ile Ayşe'nin birinci hedefi Hanzade. Çünkü Hanzade'yi ortadan kaldırarak aslında Poyraz'ın grubundaki tek kadın olan Hanzade'yi yok edip biraz da o grupları safları da sıklaştırmak isteyebilirler. Yani bana sorsan bugün Aleyna ile Ayşe Poyraz'a uzak durmak istemez. istemez. Yakın durmak ister. Çünkü Poyraz onların rakibi değil. Ama Poyraz orada sırt çevirdi. Buradaki tek ortadaki problem Hanzade. Eğer Hanzade'yi ortadan kaldırırlarsa daha ...çabuk ve sık yaklaşabilirler... ...bir de Reşat'ın tabii Ayşe'yle bir uyuşmazlığı var... ...size bir, bir, bir cümle söyleyeceğim... ...bugün başka bir hamle yaptılar... ...Poyraz olmadı, ikinci ortaya çıktı... ...yine Semin dediğinde aslında... ...ikinciyi ortaya çıkarması ...Ayşe'yi Dora'ya götürdü... ...tabii evet. Dora'ya götürdü... Evet. ...yeni bir oluşum için artık bir şeyler oluyor... Ha ...Dora çok güzel konuştu... ...dokunmazlık oyunu var... ...şimdi bunu masaya yatırmayın... ...şöyle böyle dedi, çekti gitti... ...ama şu an ikinciyi biraz bir yanaşıyorlar... ...o yüzden söylüyorum... Burada altı isim var e, Poyraz'ın ismini veren Duygu'nun elenmesinin ikinci konseyinde. Reşat, Yunus Emre, Hanzade, Steven, Ayşe, Aleyna. Acaba Ayşe, Aleyna, Steven demiyorum da Ayşe, Aleyna Poyraz'a gidip bak senin ismini verelim ki Duygu'dan kurtulalım gibi Poyraz'ı ikna edip Poyraz'ın ismini vermiş olabilirler mi? Altında da yatan... Sebep yani aslında fikri, ikinciyi de görelim. Fikri kimin çıkardı önemli ama Poyraz bir şey onay verdi. Biliyordu da yani. Poyraz onay verdi ama Poyraz çok büyük bir yanlış yaptı Bu Bence de yanlış. Size çok net söyleyeyim. Bir bir cümle söyleyeceğim Onat <laughs> abi. Tarih 7 mi bugün? Evet. 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 7 Şubat. 8. 8, 8, 8 oldu. 8 oldu. 12'yi geçince genelde bir gün... Bakın aldım. bu sözümü unutmayın. Unutmayın. <gülüyor> <gülüyor> Hayır kötü evet. bir şey söylemedim. 12'yi geçince bir gün uzuyor. Evet. Evet. Çok önemli bir bilgi verdin. Sen de bir, de bir dosya açıyorsun ben de bir dosya açtım. <laughs> Ama bizim 7 Şubat yayın günümüz. 7 bu Şubat. evet. <laughs> Şimdi Son arkadaşlar. Saniyemiz ekleme gitti. Tamam. <laughs> Yarın öbür gün dediğin gibi Hanzade'yi falan götürürler bir şey olur. Aleyna ve Ayşe baş başa kalsınlar iki kız. Birbirleriyle asla anlaşamayacak iki, iki, iki profil. Peki efendim kısa bir reklaması reklamlardan sonra Survivor Extra'ya devam edecek. Efendim Survivor Extra kaldığı yerden devam ediyor. Murat abicim bir konu açacaktın galiba hissettim. Şöyle bir konu açacaktım. Ee, Poyraz'dan Ayşe'nin Ayşe arasında geçen bir diyalog vardı. Ee, Senin yani... de fikrini merak ediyorum. Ben Poyraz Poyraz'la Ayşe'nin arasını nasıl buluyorsun? Aleyna Poyraz, Ayşe Poyraz. Yani Poyraz'dan Ayşe'nin arası şu anda iyi değil. İyi olmadı. o tartışmadan belli. Poyraz Ayşe'den fazla haz almıyor. Ee, bu gözüküyor. Hı hı. Yarın öbür gün nasıl gelişme olur onu bilmiyorum. Ama ortada yani Poyraz'dan Ayşe arasında bir gerilim var. İlerleyen günlerde belki daha da fazlalaşabilir onu bilmiyorum bizi izleyen bütün herkese sevgilerimi, saygılarımı yolluyorum. Sağ ol Murat abi. Kendi kendine de program bitirdi. <laughs> <laughs> evet Semih. Teşekkürler Türkiye. Sizleri seviyoruz. Bütün Türkiye ve yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza Lübetli çok olan. çok selamlar Azerbaycan. Sizi de unutmuyoruz. Sizleri seviyoruz. Evet Semacığım. Ee, sevgili Hikmet Tuğsuz annesiyle babasıyla bizi izliyormuş. Aa, selamlar. Nazmi ablacığım ve Hacı Tuğsuz sevgili Hacı abicim size kocaman sevgiler selamlar. selamlar. Evet selamlar orada herkesten büyüklerimizin ellerinden öpüyoruz Moros diyorum. Kartlar. Ben de Ali Akan sevgili Oo. Ali abime buradan kocaman Güzel. selamlar Ali abicim. Oo Ali Akan mı? Evet Ali Akan. Ali burada. Akan kardeşim öpüyoruz seni Ali Akan. Kendine iyi bak. Hepimiz el sallıyoruz özledik en kısa zamanda. Ee, görüşmek üzere diyorum ve Survivor Extra'nın bu gecelik sonuna geldik. Yarın Survivor bittikten hemen sonra sizlerin huzurunda olacağız. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.